Kirli Tekrar'ın hepsi hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Sefa. Bugün sizlerle birlikte Hulot Moldur serimizin yeni bölümünde arkadaşlarım. Bugün sizlerle bir oynanış yerine sizlere nasıl Osmanlı İmparatorluğu'nda ideoloji değiştirebileceğinizi, farklı partileri başınıza getirebileceğinizi ve farklı liderlere başvekil atayabileceğinizi göstereceğim. Başvekilden ziyade gerçi sadrazam desem daha doğru olabilir. Her neyse. Biliyorsunuz Kaiser'a direkt girdiniz arkadaşlar. Bu şekilde Pet Guides kısmında aslında getirebildiğiniz 3 yolun 3'ü de gözüküyor. Ama bunları daha basit yazmış herifler. Yani en ufak bir event bile liderinizin ölümünü Mustafa Kemal'in veya farklı sadrazamların ölümünü tetikleyebilirken arkadaşlarım buradaki şeyler aslında zayıf kalmışlar. Biz bugün event arkadaşlarım Mustafa Kemal yoluna nasıl gidilir? Prens Sabahattin ve Kazım Karabekir yollarına yani liberal yola nasıl gidilir? Endeavor Front yani faşist yola nasıl gidilir? Bugün sizlere bunu göstereceğim. Videoya geçiş yapmadan önce videolarımız son zamanlarda bayağı bayıldı. Yani kanalımız bayıldı desem daha doğru olur. Bu videoya beğeni bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Çok müteşekkir kalırım. Hemen o zaman videoya geçelim. İlk göstereceğim yol arkadaşlar sadrazam Mustafa Kemal yolu. Ondan sonra zaten yolun devamında İsmet İnönü'ye de geçiş yapabiliyorsunuz. Mustafa Kemal'in vefatından sonra. Nasıl Mustafa Kemal yolu gidilir? Öncelikle bu önemli bir kısım arkadaşlar. Çünkü oynarken önünüze eventler geliyor. Mustafa Kemal yolunu bu şekilde ya tıkayabiliyorsunuz ya da devamını getirebiliyorsunuz. Şimdi hızlıca bu eventlere yavaş yavaş geçelim değil mi? Şimdi ilk eventlerimiz şunlar arkadaşlar. Hızlıca hilemi açayım ben. Oyunu da 5'e takayım. Expand Education Minors dedik ve bir reform geldi arkadaşlar. Eğitim reformu geldi. Mustafa Kemal yolu gitmek istiyorsanız ilk eventimizde The Lowest Passage diyorsunuz. Judicial Commission eventine gidiyorsunuz. Yine aynı şekilde tek event. Replace the Penal Code gittiğinizde ise arkadaşlar Wipe It All Clean demeniz lazım Mustafa Kemal yoluna gitmek istiyorsanız. Çünkü Wipe It All Clean demezseniz arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa suikaste uğrayabilir. Evet bu arada görüyorsunuz Grand Success for Ottoman Nation eventi geldi. Yani şu anda Mustafa Kemal yoluna düzgün bir şekilde gidiyoruz. Şimdi Fox Auto Complete'i kapatıp birazcık bekleyeyim. Eventler gelecek çünkü. Bu eventler değil tabi. Evet iki tane event geldi. Çok önemli eventler değil ama yine de tıklamanızda fayda var. Şu eventi direkt tıkladık. Eğitim reformuna karşı çıkan medreseler hakkındaymış. Bu da Medeni Kanunu arkadaşlar. Burada Mecelle'yle kalmanızı tavsiye ediyorum. İsviçre Sivil Kanunu'na, Medeni Kanunu'na geçiş yapabilirsiniz. Tam bir reformist olacaksınız. Bu da önemli bir etmen. Kadın hakları eventi gelecektir biraz oynarken. Bu arada şu an fokus gitmiyorum. Kadın hakları eventleri falan kendi geliyor. Kadın haklarını da verirseniz arkadaşlar Mustafa Kemal yolunu pekiştirmiş olursunuz. Stabilitenizden birazcık feragat ederek arkadaşlar Mustafa Kemal yoluna giderken aslında Kemal Paşa'nın Osmanlı Halk Fırkasını gittikçe güçlendirebiliyorsunuz. Bakın 160'a kadar yükselttim şu anda parti popülaritesini. Gittikçe yükseliyoruz. Evet MDSR OAF'ye karşı birazcık çıkmış görüyorsunuz. Bu arada Black Monday de bir tarafıma girecek yakında. Farklı partiler bir yandan yükseliyor ama sıkıntı yok arkadaşlar. Benim gösterdiğim eventler sayesinde hızlı hızlı düzgün bir şekilde Kaiser'a Kemalist yolu aktif edebilirsiniz. Evet, eventimiz geldi. Bu arada arkadaşlar hileyle şu eventleri şey eventte demişim. Fox'a da tamamladım. Sizlerin de bir yandan gitmesini tavsiye ederim. Çünkü boşu boşuna debuff'la kalmayın. Ben hileyle gittiğim için oraları size göstermedim. Çok önemli şeyler değil ama en azından oynarken debuff'sız kalmanızı sağlayacak Fox'lar dronlar. Kesinlikle gitmenizi tavsiye ederim. Hemen şöyle göstereyim. Samsung İktisat Kongresi kısmı. Bu event çok önemli değil. Sadece masum bir oyuncak diyoruz. Buradan en önemli eventlerden bir tanesi geldi arkadaşlar. Conspiracy Against the Grand Vizier. Yani sadrazama karşı bir Conspiracy neydi ya? Komplo. Burada ne diyeceksiniz biliyor musunuz arkadaşlar? Üsttekine tıklarsanız Mustafa Kemal yoluna devam edersiniz. Alttakine tıklarsanız ise arkadaşlar Mustafa Kemal suikast uğrar, liberal yolun ve muhafazakar yolun önü açılır. Biz ne diyeceğiz? Flush the Reds out diyeceğiz arkadaşlar. Mustafa Kemal yolunda Mustafa Kemal'le birlikte kalmak için. Çünkü Flush the Reds out dersek Mustafa Kemal'e suikast düzenlemeye çalışan komplocular ortaya çıkıyor arkadaşlar ve yakalanıyorlar. Hemen şimdi göreceğiz eventlerimizi. Evet geldi eventler. Assassination attempt thwarted. Evet. Assassination Attempt bitti arkadaşlar. Yapamadılar suikasti. Ve Mustafa Kemal iyice gücünü pekiştirecektir şimdi gelen eventler sayesinde arkadaşlarım. Hızlıca evet. Most Disturbing de dedik. Bir fokusumuz daha tamamlandı. Şimdi işte eventler gelecek. En önemli eventler. Şimdi ben şunu yapıyorum arkadaşlar genelde. Bu eventler suçlama eventleri. Military Command. Ordu içinde suçluyor muyuz? Suçladık hepsini. Çünkü parti popülaritesi arttırıyorum ben bir yandan. Opposition Leadership. Yani muhalefet parti başları. Yani işte nedir? Liberaller. Muhafazakarlar, diğer partilerin başları bize karşı suikaste girişmiş olabilirler mi? Evet girişmiş olabilirler diyoruz yine. Çünkü parti popülaritesi kasıyoruz. Bakın 170'e çıkardık. Bir event daha gelecek. Bu en önemli event arkadaşlar. Burada eğer hepsi suçlu derseniz, bürokrasideki herkesi suçlarsanız baştan düşersiniz. Zaten burada ne yazıyor? Bu bir tiranlık olarak gözükebilir diyor. Buna sakın tıklamayın. Tıklarsanız Mustafa Kemal yolu kapanır. Solid evidence diyeceksiniz. Eğer bir evidence yoksa salacaksınız adamları. Ondan sonra arkadaşlarım tiranlık yapmadığınız için gücünüzü pekiştirip düşmanlarınızı tek tek ekart ettikten sonra yolumuz açılacak. Şimdi event bekliyoruz. Event bekliyorum.
Bekliyorum, videoyu kesmeyeceğim. Evet, politik partiler banlandı ve bakalım gelecek bize ne getirecek dedik arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal yolu, reformist yol açıldı. Bu saatten sonra yolunuz değişmez arkadaşlar. Herhangi bir şekilde liberal veya muhafazakara dönüşmezsiniz. Korkmayın, bundan sonra gelecek eventler parti değiştirme değil. Sizin ne kadar reform yapıp reform yapamayacağınıza göredir. Bu şekilde burada reformist vitriği açılıyor. İşte mecelleyi yırtıp atmak, Osmanlı dilini reform etmek, millet sistemi, onda kadın hakları, mektepler, odur budur, padişahın yetkileri, din ve devlet işlerinin birbirine girişi, bunları ayarlıyorsunuz arkadaşlarım. Ondan sonra çöl savaşından sonra Mustafa Kemal vefat ettikten sonra yerine İsmet İnönü geliyor. İsmet İnönü geldikten sonra İsmet İnönü'de şurada 4 fokusluk bitirisi var. Onları da göz atabilirsiniz. Hatta bunu saymazsak 3 fokusluk bitirisi var. Evet, Mustafa Kemal yolu bu şekilde arkadaşlar. Yani Osmanlı Halk Fırkası OHF yolu bu şekildeydi. Şimdi ne yapıyoruz? Liberalleri gösteriyoruz sizlere. Şimdi herkesin liberallere bir gidiş şekli var arkadaşlar. Ben nasıl liberallere gidiyorum biliyor musunuz? Debug Smooth Weather yazayım da oyunu bir yandan başlatacağım çünkü. Herkesin liberallere farklı bir gidişi var. Kimi Mustafa Kemal reformlarını yaptırtmayıp öyle liberallere gidiyor. Kimi reformları yaptırıp Mustafa Kemal suikastı uğradıktan sonra liberallere gidiyor. Veya kimisi de Mustafa Kemal'in tiranlık yapmasına izin verip seçimlerle liberalliğe gidiyor. Ben ne yapacağım? Mustafa Kemal'in tiranlaşmasını sağlayıp ölmeden Mustafa Kemal liberalliğe öyle gideceğim arkadaşlar. Bugün size bunu göstereceğim. Eğer diğer şekilde nasıl gidilir liberalliğe daha hızlı gitmek araştırıyorsanız Discord adresimize katılabilirsiniz arkadaşlar. Fotomim odasına oraya bir şey paylaşmıştık. O da hızlıca Kaiser Hayat'taki şeyleri gösteriyor. Şimdi ne yapacağız yine burada? Yine burada aynı şekilde Mustafa Kemal yolu oynayacakmış gibi ben oynayacağım. Wipe it all clean. Another step for reformist. The law is passed diyoruz. Sanki Mustafa Kemal yolu oynayacak gibi arkadaşlar. Bu eventlerime tıklıyorum. Evet, eventimiz geldi. Consul Pace against the Grand Vizier. Bu arada şu ana kadar eventlerde ne yaptım merak ediyorsanız arkadaşlar. Kemalist yola gidiyormuş gibi oynuyorum zaten başta da söylediğim gibi. Şimdi ne diyeceğiz? Flush the Reds out diyeceğiz. Buna da Innocent Toy diyeyim. Çok uzatmaya gerek yok. Yoyoları niye topluyoruz abi Şam'da? Bu kadar girici miyiz lan biz? Şaka yaptım arkadaşlar. Gerek yok patlamaya. Evet, birazcık event bekleyelim. Evet, Assassination Attempt Thwarted. Yine aynı şekilde sanki Kemalist yol gidiyormuş gibi arkadaşlar. Basitinden ne yaptık? Assassination Attempt'i patlattık. Assassination Attempt'i ortaya çıkarttık. Şimdi eventlerimiz gelecektir. There all guilty diyoruz. There all guilty diyoruz. Ve tekrardan ne diyoruz? There all guilty diyoruz. Mustafa Kemal ne yaptı? Tiranlık yaptı. Sadrazam Mustafa Kemal şu anlık tiranlığa girdi. Herkesi temizlemeye çalıştı. Artık hem buna meclis hem de sultan çok iyi bakmayacaklar arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal seçimlerde şimdi kaybedecek. İyi bakın. Evet, Moderate leaves the OHF. Birçok kişi OHF'den ayrıldı. Gördüğünüz gibi parti popülaritemiz bayıldı şu anda tiranlığa giriştiğimiz için. Çünkü çok fazla diktatörleştik. Partimiz bizden artık ümidi kesti. Bu arada Necdet Cevval Şamar savaşı başlayacak yakında. Her neyse. Çok takılmayalım onları biz. Evet, Cevval Şamar Necdet aldı. Salla kardeşim bunları. Salla bunları. Çok önemli değil. Evet, eventi bekliyorum şu anda. Seçim eventini bekliyorum. Seçim eventi neredesin abi? Videoyu keseyim mi? Hadi videoyu keserim. Çok da kesme gerek yok. Hoş. Evet arkadaşlar, seçimleri Hürriyet İtiraf Fırkası kazandı. Bakın, yeni tri. Prens Sabahattin. Hah, geldi. Yok, gelmedi. Mustafa Kemal var hala başımda. Oğlum, lan şey değişmedi. Sabahattin gelmedi. Gerçi doğru, hemen gelmiyordur. Sanırım birazcık bekleyince. Birazcık bekleyince giriyordu sanırım. Şu an sosyal liberal olduk. Aynen, Prens Sabahattin. Okey. Evet, gördüğünüz gibi Prens Sabahattin hükümeti kuruldu. Mustafa Kemal suikaste uğramadan muhalefete düştü arkadaşlar, fark ettiğiniz gibi. Çok diktatörleştiği için muhalefete düşürdük Mustafa Kemal'e. Ve Grand Vizier Sabahattin yolu niye açılmadı acaba? Şu an açılması lazım. Heh. Evet, Prens Sabahattin yolunu açtık gördüğünüz gibi. Buradan arkadaşlar ne yapabiliyorsunuz? Sublime Ottoman Federation kurabiliyorsunuz. Liberal yolun olayı bu. Burayı bir save alayım. Grand Vizier Arslan'a gitmeden önce arkadaşlar. Grand Vizier Arslan'a gitmek için de zaten liberal yola ihtiyacımız var. Bunu öğreteceğim ama önce Fevzi Çakmak yolunu göstermem lazım. Şimdi hadi videoyu keserim. Liberal yola nasıl gidildi gösterdik arkadaşlar. Prens Sabahattin yolunu gösterdik. Evet, şimdi sırada arkadaşlar Fevzi Çakmak yoluna gidiş var. Fevzi Çakmak yoluna nasıl gidilir? Güzel soru. Fevzi Çakmak yoluna gitmek için arkadaşlarım Atatürk'ün suikaste uğraması lazım. Ondan sonra da o karışıklık içerisinde de Fevzi Çakmak'ın gücü ele geçirmesine izin vermeniz gerekiyor. Ben yine Atatürk reformlarına izin vereceğim. Bütün Atatürk reformlarını geçireceğim. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen ne Kemalist bir adamsın. Bari şu evrende Atatürk reformlarını bırak da olmasın. Farklı yollar görelim. Ama şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Eğer Atatürk reformlarına izin vermezseniz Atatürk sadrazam ve güçlü bir konumda olduğu için kızıyor bu olaya. Ve bu olaya kızdığı için de farklı eventler yol açabiliyor. Yani yolunuzu kapatabilirsiniz. Ben size şu anda basit gitme yolunu gösteriyorum. Ne kadar
çok reformize kaysanız bile arkadaşlar, hani basit gitme yolu. Mesela az önce ben kadın haklarını ve Mecelle'yi kadın haklarını vermeseydim, Mecelle'yi kaldırmasaydım arkadaşlar, Atatürk kızacaktı. Atatürk'ün kızması sultan etkileyecekti. Sultan Atatürk'ü baştan atabilecekti. Sonra seçimlere gidecekti. Seçimlerden sonra bir de Atatürk seçilecekti ve loop'a girecektik. Buna gerek yok. Biz direkt Atatürk reformuna izin verelim ki ülkemizde sıkıntı çıkmasın. Ondan sonra suikast ile bu işi çözmeye çalışalım. Anladınız mı dostlar? Neyse, şimdi bekliyoruz. Event bekleyeceğiz. Ben size şey yaparım arkadaşlar. Size ne yapıyorum? Hep bildiğiniz şeyler yapıyorum. Atatürk yolu gidiyorum bildiğin. Evet, geldik. Şimdiye kadar ne yaptın? Kemalist yola gidebilecek her şeyi yaptım. Yani şu ana kadar gösterdiğim her şeyde arkadaşlar sanki Kemalist yola gider gibi yapıyorum. Sadece birkaç eventi değiştiriyorum. Mesela Consul Pace against the Grand Vizier. Hep ne yaptık? Üsttekine tıkadık. Bu sefer ne yapacağız? Keep step on them but refraining from intervening diyeceğiz. Buna da innocent toy diyelim. Şimdi event gelecek ki Mustafa Kemal vuruldu diye event gelecek. Çünkü biz suikastçıları ortaya çıkarmak için adım atmadık. Suikastçıları ortaya çıkarmadık. Sanede yeni İzmir. İzmir suikastı gerçekleşti şu anda. Şey olarak 36 yılında gerçekleşti. Evet. Celal Bayar yerine atandı arkadaşlar, görüyorsunuz. Sadrazam olarak, geçici olarak vekaleten. Mustafa Kemal'in sağlığına göre şey olacak. Evet, Mustafa Kemal vefat etti. Bu yolda şu anda. Şu anda doğru gidiyoruz. Feriz Çakmak için gitmemiz gereken her şeyi yaptık. Ne yapacağız? Eventleri bekleyeceğiz şimdiki. Evet, buradan kimi seçtiğiniz çok önemli değil. İsmet Paşa'yı seçebilirsiniz. Atatürk'ün yerine kim bakacak tarzı bir event o. Ali Fuat Cebesoy'u da seçebiliyorsunuz ama Ali Fuat Cebesoy nedense gözükmüyor hiç. Garip. Bu alakası bir event. Neyse, Bulgaristan'a 1913'ü unutmadık Bulgaristan diyelim de rajon keserim be. Bu da saldırma eventidir Bulgaristan'a karşı. Evet, OHF'nin gücü azalıyor gittikçe. Demokratlar OHF'den ayrılmış. Evet, iyice hükümet çöküyor arkadaşlarım. Şimdi Fevzi Çakmak eventi gelecektir. Fevzi Çakmak eventi bekliyoruz. Fevzi Paşa announce his ambitions. Fevzi take over the party leadership derseniz arkadaşlar, Fevzi Çakmak hükümeti ve partiye ele geçiriyor. Eğer demezseniz 30 gün sonra seçimlere gidiyorsunuz ve liberaller kazanıyor. Bu şekilde de liberallere gidebilirsiniz. Anladınız mı? Bu kadar basit. Fevzi take over the party leadership dedik. Ve evet, karanlık günler önümüzde dedik arkadaşlar ve evet. Fevzi Çakmak yolu bitti. Bu kadar. Fevzi Çakmak yolu böyle gidiyorsunuz. Bu saatten sonra gelecek eventlerde önemli bir şey yok. Şurada gördüğünüz gibi Maraşer biz buradayız. Ve buradan Military Dictatorship'i iyice arkadaşlar oturtabiliyorsunuz aşağı. Şimdi ben burada bir save alacağım. Çünkü bu yolun önünde de arkadaşlar totalist bir yol var. Kadrocu bir yol var. Onu da size göstereceğim. Lift the State of Emergency gidersek totalist kadroist bir yolu görebilirsiniz. Şimdi Fevzi Çakmak yoluna nasıl gidiğini de gösterdiğimize göre arkadaşlar diğer muhafazakar yola nasıl gideceğiz? Bunu gösterelim bakalım. Şimdik evet, açıldık. Açıldı arkadaşlar şey. İlk önce hemen bir demokrat fırkayla arkadaşlar burada koalisyon yapmanız gerekiyor. Yeni açılan tree'mizde. Ondan sonra gideceğimiz yollarda arkadaşlar elimizden geldiği kadar muhafazakarlara bize düşman edeceğiz. Öncelikle muhafazakarlara bizimle birlikte koalisyon alacağız arkadaşlar. Ondan sonra muhafazakarlarla kurduğumuz koalisyonu çökertmeye çalışacağız. Hemen Mecelle'yi bir revize ederim. Hemen bir Mecelle'yi revize ederim ilk fokusumuzdan. Şu an liberal şeye döndüm bu arada. Liberal sevime döndüm. Muhafazakar nasıl gidiyor onu gösteriyorum. Evet. Muhafazakarlarla koalisyon kurduk. Şimdi ne yapacağız? Bütün muhafazakarların desteğini bizden çekmeni sağlayacağız arkadaşlar. Ana mekanik mantık bu kadarcık. Liberal yol gittikten sonra nasıl? Şurada Şakip Arslan yolu. İşte şurada göstereyim. Şakip Arslan yolu burada. Buna gideceğiz. Bunu gösteriyorum şu anda. Bu yol en İslamcı yol ve sultanı en fazla güçlendirebildiğiniz yol arkadaşlar. Hatta sultanınız değişip yeni Ömer Faruk ve Osman Fuat Efendi getirebildiğiniz bir yol. Hemen revize de Mecelle diyelim. Buradan konservatizmi çökertecek bir şey lazım bize. Seküler sivil kod diyelim mesela. Muhafazakarlar bir sinirlensin. Seküler sivil kod dedik. Ve evet görüyorsunuz %105 diyordum. %105'te 0 bizi destekliyor muhafazakarlar. Şimdi sadece bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü muhafazakarlar zaten bize nefret ediyor. Hiçbir şey yapmam aslında gerek yok. Elimden geldik arkadaşlar, muhafazakarları yükseltmeyecek şeyler yapmam lazım. Muhafazakarlar 105'te şu an benden nefret etsinler. Böyle bekliyoruz sadece. Bakalım yakın event gelecek mi? Aha, eventler geliyor bakın. Yavaş yavaş eventler gelmeye başladı muhafazakarların bize nefretine karşı. Aha, Konya ve Musul'da protesto çıkmış. Muhafazakarlar bize sıkıntı çıkartıyor. Bak daha fazla muhafazakar bizden ayrıldı. Bu arada kardeşim liberaller bir şeyi kurtarmadı mı ya? Hemen bir Trakya kurtaralım. Aha, muhafazakarlar yine gitti. Yine ayrılıyor muhafazakarlar iyice arkadaşlar bizden. War for Trace gideyim ben de bir yandan. Muhafazakarlar bir de ayrıldı, gördünüz mü eventi? Takır takır şu anda muhafazakarların ayrılma eventleri geliyor. Evet, ultimatom yedik. Muhafazakar hükümete ultimatom verdi şu anda. İyice arkadaşlar çöküyoruz. İyice çöküyoruz evet. Evet, yeni eventler. Yeni eventler abi. War for Trace gitmiştik. Evet, Şakip Arslan yolu. Grand Vizier Arslan. Yıl 37 Grand Vizier Arslan yolunu açtık arkadaşlar. Bu yol nedir? Bu yol orduya purge attığınız, layıkları purge ettiğiniz, reformcuları purge ettiğiniz
Mutlak monarşi oldu arkadaşlar bir nevi. Halifeyi güçlendirebildiniz. Abdülmecid'in vefat edip ondan sonra yerine 4. Ahmet'in geldiği. 4. Ahmet'in de bizden sonra tahttan çekilip yerine Ömer Faruk Efendi veya Osman Fuat Efendi'yi getirdiği bir yol arkadaşlar. Bu yola da devam etmek istiyorsanız bu şekilde açabiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken meclisteki muhafazakar desteğinin tamamını Liberal Parti'den çökertmek. Liberal Parti'den çökerttikten sonra yeni yolunuz açılıyor. Bu şekilde muhafazakar yola nasıl gideceğinizi de göstermiş olduk. Şimdi sırada faşist, nasyonel popülist, totalist yani kadro yolu var. Evet, faşist yani kadroist yani totalist ne derseniz deyin o yola gitmek için arkadaşlar öncelikle Fevzi Çakmak'ı başa getirip ondan sonra acil durum hükümetini kaldırmanız gerekiyor. Buna gitmeden önce 3 önemli etmen var. Şu şekilde arkadaşlar Custom Game Rules'a geliyorsunuz. Bunların hepsini kapattım. Country Pets, Westerns and Southern Europe'a geliyorsunuz. Buradan Fransa'nın Monet d'Under Fire diye bir kararı var. Buradan soylu yanınızı seçiyorsunuz arkadaşlar. Burada da Trade Union Congress of 1936 var. İngiltere'nin, Komünist İngiltere'nin bir eventi. Buradan da Maximist Mosley'i seçiyorsunuz. Aşağı kaydırıp ondan sonra Country Pets Central and Northern Europe değil pardon. Country Pets Eastern and South East Europe'a geliyorsunuz arkadaşlarım. Buradan Aftermath of the Assassination'dan arkadaşlar Savinkov Becomes Vosd'u seçiyorsunuz. Apply diyorsunuz ve oyuna giriyorsunuz. Bu şekilde maalesef sadece kadro yoluna gidebiliyorsunuz arkadaşlar. Başka şekilde gitmenize şansı yok. Fransa'nın totalist, İngiltere'nin totalist, Rusya'nın ise nasyonel popülist olması lazım. Ve direkt oyuna otomatik entegre oldu mu? Olmadı sanırım. Her neyse. Mantık mekanik bu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Mustafa Kemal yolu gidiyormuş gibi yapıyoruz arkadaşlar. Tek tek reformlar yapacağız. Ondan sonra Mustafa Kemal'i suikaste uğrattırıp en basit işimizi yapacağız. Fevzi Çakmak'ın acil durum hükümetini kaldıracağız. Hadi bakalım başlayalım. Evet bekledik bekledik. O event geldi. Hemen alttakine tıklıyoruz arkadaşlar. Concert Pace'i yani neydi? Lan yine unuttum ya. Komplo. Ha, komplo eventi. Komplo eventi. Komplo'nun da hep İngilizcesi unutuyorum ya. Neyse. Eventi bekliyoruz. Nedeni İzmir. Evet, İzmir suikaste gerçekleşti. Bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Kenan Paşa'nın sağlığı için tüm gözler Kenan Paşa çevirdi. Bu arada evet Savinkov hükümeti kuruldu. Totalist hükümet kuruldu. Totalist hükümet kuruldu. Burada da Nasyonel Popülist hükümet kuruldu tabii. Artık yoluma gidebilirim. Yoluma gidebilirim. Az önceki save almam hiçbir işe yaramaz arkadaşlar. Çünkü orada ben ayar yapmamıştım. Şimdi aklıma geldi. Artık save'i baştan bekledik. Yapacak bir şey yok. İsmet Paşa'yı seçtim tekrar. Rifat Paşa'yı seçmek de aslında bir şey değiştirmezdi ama önemli değil. İsmet Paşa'yı seçebilirsiniz siz de. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Şu an Fevzi Çakmak yoluna giderken ne yaptıysam aynısını yaptım. Sadece başlangıç ayarı yaptım arkadaşlar fark ettiyseniz. Önemli bu, önemli, önemli. Vallahi önemli. Yoksa yola gidemezsiniz dediğim gibi. Yani rastgeleyken bunun faşist, diğerlerinin totalist gitmesinin imkanı yok. İlla biri bir bozar, o yüzden ayar yapmanız lazım. Kimin ne yola gideceğini seçmeniz lazım. Fevzi Paşa Takeover Leadership dedik. Bekliyoruz tekrardan. Evet, Dark Times Are Upon Us dedik arkadaşlar. Ve evet, şimdi hızlıca Focus Auto Complete. Recall the Valleys. Mecelle'yi yırtat. Maraşer biz buradayız. X-35 Consumer Goods bundan. Bundan ve State of Emergency'yi kaldır. Acil durum hükümetini kaldırabiliriz. Çünkü Fevzi Çakmak durumu düzeltti kardeşim. Bekliyoruz. Bu arada şuraya giderseniz arkadaşlar mutlak diktatörlüğe gidiyorsunuz. Herkesi bufflıyorsunuz ama mutlak diktatörlüğe gidiyorsunuz arkadaşlar. Ve çok fazla da bu durumdan hoşnut olmuyor. Ülkenizin içinde yaşayan şeyler. Azınlıklar. Royalist Victory, Royalist Coup, bir şeyler bir şeyler. Bile takılıyor kardeşim. Bizim çok umurumuzda değil bunlar. Bizim çok bu işler umurumuzda değil kardeşim. Fevzi Çakmak eventleri. Buna da bakarsınız arkadaşlar. Evet. Yine Fevzi Çakmak Purge'lere geldi. Göstereceğim o Purge'ü bir tanesini. Şu şekilde Fevzi Çakmak Purge'lere var arkadaşlar. Fevzi Çakmak Purge'lerin hepsini yapabilirsiniz. Çok önemli değil çünkü bu eventin gelmemesi lazımdı. Bunu kenara atayım bunu kenara. Bu eventin gelmemesi lazımdı. Fevzi Çakmak Purge'leri şu şekilde gözüküyor. Bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok önemli değil. Bunu yapmayayım. Bu bug'a girmiş herhalde event. Evet. Foundation of Çalışma Cephesi kuruldu. Oyunu hileli yapıyoruz ya. Şu eventlerin gelmemesi lazımdı. Bunu da kenara atayım. O eventlerin gelmemesi lazım abi. Anti-Bulgarian Retroetik dedik. Bunlar çok önemli değil. Bir yandan arkadaşlar Çalışma Cephesi bu kuruluyor. Bekliyoruz şimdi eventlerimizi. Oyunu ben hileli oynadığım için arkadaşlar. Bazı eventler bozuk geliyor. Ben size söylüyorum onları. Az önce gösterdiğim Daryl Guilty, Fevzi Çakmak Purge eventlerini yapabilirsiniz kafanıza göre. Çünkü Fevzi Çakmak ne kadar tiranlığa bürünse de askeri diktatörlük olduğu için kimse sözünü çıkaramıyor. Merak etmeyin rahatlıkla Purge atabilirsiniz. Spanish Civil War falan bir şeyler çıktı kardeşim. Çok önemli değil bunlar. Yiyin birbirinizi kardeşim. Ben burada kendi ülkemi... Al işte. Ha neyse tamam bug'a girmedik. Okey. Çalışma cephesi. Ve evet. Tree açıldı. End Our Front. Çalışma cephesi. Gittik. Buna gittik. Ondan sonra kadroist movement dedik. Buna gidemiyoruz. Çünkü stability'nin 24'ten yukarı olması lazım. Eksi de olmaması lazım. Stability nasıl kasabilirim lan? Stability kasma şeyim var. Burada stability kasma var mı? 5 stability burada veriyor. 5 stability burası veriyor. Başka var mı stability kasma? Ha burada 10 stability veriyor. Ha okey gidebiliyorum. Gittim. Ve evet faşist olduk. İsmet Ünlü geldi faşist olarak başımıza.
Hemen buradan millileştirme var, sosyal nasyonizm var, din ve devlet işini ayırma var. Ondan sonra arkadaşlar buna gittiğiniz an bu tuzak Focus Tree tabii ki de dediğimiz gibi. Ilımlı Jacobi'nin dediği gibi arkadaşlar tuzak Focus açıldı. Görüyorsunuz ordunuzun sayısı bayağı azalıyor bu şekilde. Ve böyle inanılmaz bir savaşa giriyorsunuz. Bütün azınlıklara savaş ilan ettiniz. Eğer bunların hepsini yenerseniz arkadaşlarım ki yenmesi çok da zor. Değil mi desem? Evet değil. Hepsini yendikten sonra bu şekilde arkadaşlar bir nasyonel popülist triniz açılıyor İsmet İnönü önderliğinde. Eğer Kaiser Redux'ta bu yaptıklarımı yaparsanız başınıza Yakup Kadri Karaosmanoğlu veya ya bir de Yakup Kadri diyordum. Şevket Süreyya Demir'i getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda Sultan'a da başınızdan yol yapar arkadaşlar. Farklı değişik bir federal devlet kurabiliyorsunuz. Onlara da göz atmanızı tavsiye ederim. Bu arada göstereklerim birebir Kaiser Redux'ta da çalışır arkadaşlar. Kaiser Redux'ta Osmanlı içinde çalışır bunlar. Tek yapmanız gereken farklı tiller var onların içinde. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ben sadece Kaiser için gösterdim. Kaiser Usta'da işe yarar ama farklı tillerde dikkat etmeniz gerekiyor. Kendinize çok iyi bakın. Bu şekilde videomuzun sonuna gelelim. Buraya kadar izlediyseniz ve hala abone olmadıysanız arkadaşlar abone olun ki bu serilerimize devam edelim. YouTube'da video çekme şevkimiz kırılmasın. Kendinize çok iyi bakın. Rehberimiz bu şekilde sona erdi arkadaşlar. Eğer unuttuğum bir yol varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Belki short olarak onu atarım. Unuttuysam kusura bakmayın. Sanıldığım üzere unutmadım. Kazım Karabekir'i unuttun diyebilirsiniz. O liberal yolun içinde sayıldığı için çok da unuttum diyemem. Sadece şurada Kazım Karabekir gözüküyor. Çok bir değişiklik yok. Fatih Altay nasıl geliyor diye bir sorabilirsiniz. Benim gibi Fatih Altay delileri varsa aranızda. Kurtuluş Savaşı çıkarmanız lazım. Belki başka bir videoda da Kurtuluş Savaşı gösteririz değil mi? Kendinize iyi bakın.